Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte gündeme adeta bir roket atar gibi düşen şu WhatsApp kullanıcı sözleşmesi neymiş, onun detaylarına bakacağız. Şimdi arkadaşlar, böyle biraz uzaktan bakıldığı zaman her şey Aralık ayında başlamış gibi görünüyor. Fakat birazcık daha kastırırsanız meselenin Zuckerberg'in Amerika'daki yargılanmasına kadar götürebilirsiniz. Biliyorsunuz ABD'de Zuckerberg Facebook'un işte kullanıcı verilerini adaletli kullanmadığı, ona buna sattığı, işte birilerine pazarladığı hakkında bir dava süreci geçirmişti. Her neyse, süreç buralarda alev almaya başladı ve günümüzde artık Facebook WhatsApp'taki kullanıcılarının kullanıcı sözleşmesini güncelleyeceğini ve bu güncelleme kabul etmeyenlerin de 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp kullanamayacağını resmen açıkladı. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? 8 Şubat'a kadar uygulama içerisinde size bildirim olarak gelen kullanıcı sözleşmesini kabul ederseniz 9 Şubat'tan itibaren WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama diyelim ki kabul etmediniz, o zaman WhatsApp'ın tüm servislerinden egale edilmiş oluyorsunuz. Yani uygulamayı kullanamıyorsunuz. Peki ne olacak bu işin sonunda? Facebook şirketi, bu arada bahsettiğimiz şey facebook.com değil, Facebook şirketi. Bu şirket arkadaşlar WhatsApp'taki tüm hareketlerinizi kayıt olarak kendisine veri anlamında sağlayacak ve bunun yasal kılıfını da dikmiş olacak. Şimdi burada şöyle bir hava var internette arkadaşlar. İşte Facebook verilerimizi satacak, işte benim annemle konuşmam ifşa alacak falan filan. Bana soracak olursanız tam spesifik bir durum ama davaları var. Belki bir komplo teorisi de olabilir. Yani bununla ilgili elimde net bir veri yok ama zaten bu zamana kadar bu veriler havada uçuşuyordu. Artık bu iş yasal bir kılıfla düzenlenmiş oldu. En azından size tercih olarak sunulacak. Bu veriler şunlar arkadaşlar. Hani hepsini saymayacağım, ekrana yazdık. İşte sizin hesap bilgileriniz, konuşma geçmişleriniz, konum bilgileriniz, Bluetooth'la bağlandığınız cihazlar falan filan. Yani tam liste orada yazıyor. Aslında WhatsApp'ta yaptığınız tüm hareketler. Bu anlamda toplanan veriler yan hizmetler, emniyet, güvenlik ve bütünlük. Facebook'un kendi şirketleriyle işte WhatsApp gibi falan filan gibi şirketlerinin bu platformlar arasındaki datalarının entegre edilmesi sağlanacak. Yani WhatsApp'ta yaptığınız bir işlem Facebook'un herhangi bir üçüncü parti uygulamasıyla veri olarak paylaşılacak. Yani şirket bunu söylerken şunu da ekliyor. Sizin verileriniz bizim güvencemiz altında. Ya Zuckerberg diyor ki bu işin kefili benim. Bilgilerinizin satıldığı şirketler tamamen Facebook tarafından koordine edecek. Yani o verilerle neler yapılıp neler yapılmayacağına Facebook tarafı karar verecek. Buradaki denklem çok basit arkadaşlar. WhatsApp'ta yaptığınız her ıvır zıvır işlemde dahil olmak üzere tüm işlemler üçüncü taraf şirketlerle cayır cayır resmi olarak sizin de onayınızla paylaşılacak. Bu meseleyi şu da dahil arkadaşlar. WhatsApp'la entegre çalışan tüm platformlar, bu iCloud olabilir, işte Google Drive olabilir, fark etmez. Bu firmalarla da paylaşılacak bu veriler. Gelelim SADED'e arkadaşlar. Bu bilgilerin amacı ne olabilir? Şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre altyapı iyileştirmeleri, hizmetlerin nasıl kullanıldığını anlamak, emniyet güvenlik gibi konular ki bunun içerisine işte spamlar, tacizler, tehditler de giriyor. Size yine sizin hoşunuza gidebilecek içerikler sunmak. Bunlar reklam da olabilir, farklı WhatsApp grupları da olabilir veya arkadaş önerileri de olabilir. Yani bildiğiniz bir sosyal medya platformuna dönüşecek gibi duruyor şu an. Bunların içerisinde arkadaşlar az önce söylediğim gibi WhatsApp üzerinden yaptığınız alışverişlerde adamlar Facebook Pay'in kullanılmasını istiyor mesela. Facebook Pay bildiğiniz bir ödeme sistemi. Atıyorum bu sistemi buna entegre edebilmek için biraz sert hamleler yapabilirler mesela. Sen WhatsApp'ta firmayla iletişime geçersin, ödemesini Facebook Pay üzerinden yaparsın. Bu baskı size gelmez de firmalara gelebilir. Sonuç olarak arkadaşlar WhatsApp kullanmak istiyorsanız bütün kişisel verilerinizi, bilgilerinizi, özel konuşmalarınızı, konumlarınızı, onlarınızı, bunlarınızı, keyiflerinizi, zevklerinizi, her şeyinizi Facebook şirketiyle paylaşmanız gerekiyor. Ben paylaştım ama biliyorsan zaten şirket sana sen o zaman bu uygulamayı kullanamazsın diyor. Gelelim SADED'e. Bana soracak olursanız zaten internette yıllardır olan bir şey bu. Bu iş ayyuka çıktı, kağıt üzerine döküldü diye fazla panik olmaya gerek yok. Bu zamana kadar başınıza ne geliyorsa, hani bir şey konuşuyorsun onun reklamını görüyorsun, arkadaşına sabun diyorsun sabun reklamı geliyor ya, bu bildiğiniz onun yasal hali olacak. O yüzden hani çok panik olmaya gerek yok ama ben kişisel tercihinizi merak ediyorum. Mesela ben resmen WhatsApp'ı bırakırım. Siz ne yaparsınız? Yorum bölümünde görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilir veya hemen ortadaki bağlantıya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz.